Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir rehber videosuyla karşınızdayım. Bu videomda dün çıkartmış olduğumuz Yumeko'yu inceleyeceğiz. Umarım sizlerde vardır veya umarım sizlere de çıkar arkadaşlar. Gerçekten de şahane bir, efsanevi kahraman ki zaten bu videoyu izliyorsanız ya muhtemelen çıkmıştır <laughs> ya da çıkartacak e, çıkaracaksınızdır arkadaşlar. <laughs> yakıştı ama hesaba gerçekten de çok güzel bir şekilde yakıştı arkadaşlar. Evet, şimdi geçelim kahramanımıza. Bu kahraman niçin güzel? Zaten inceleme notlarına baktığımızda hemen anlayabiliriz ki hiçliklerde hatta oyun içerisindeki en iyi efsanevilerden bir tanesi diyebiliriz çünkü birçok bölümde 5 puan verilmiş kahramana. Yani en kötüsü 4.9, bir tek 4.6'lık bir sefer mevkilerinde, pardon, İblis Lord'una 4.5'lik ki zaten orada da kullanacak bir kahraman değil. Onun dışında her yerde her yerde kullanabilirsiniz. Şimdi birazdan biz de hızlı bir şekilde kullanacağız ama kullanmadan önce bu kahramanı nasıl kuşandım? Ustalığı açarken neye dikkat ettim? Becerileri ne işe yarıyor gibi onlardan konuşalım sonra e, videomuz o şekilde ilerlesin. Şimdi bu kahramanı en özel yapan özellik kesinlikle A3 becerisi. Çünkü burada diyor ki tüm müttefik becerilerinin soğumasını 3 tur boyunca azaltır ve tüm düşmanların becerilerinin soğumasını 3 tur boyunca arttırma bir özellik var. Yani şu bölüm bize ne hatırlatıyor? Hem prensin sıfırlamasının yarısı hem de savaş şefi vardı değil mi? Hiçliklerden biri efsane bir efsanevi kahraman rakibin becerilerini soğumaya alma özelliği var. Yani ve bu kahramanı böyle turlu savaşlarda özellikle arenada falan kullandığımızda hem prensi yarısını kullanmış oluyoruz hem de savaş beyni savaş beyni savaş beyinin tamamını kullanmış oluyoruz değil mi yani savaş beyni yarısı diyebiliriz yani ikisinin karması bir efsanevi kahraman şu becerisi bu şampiyonun becerilerinin soğuma süresini azaltmayacak yani kahraman kendisine bir faydası yok bu becerisinde ve kitaplamadım ben kahramanı klan vs klan turnuvası bekliyorum ve kitaplamda bu becerisini 5 turda 1 yapacak. Oldukça güzel. Ve kahramanın diğer özellikleri de güzel. Pasifi de güzel arkadaşlar. Pasifinde kendisine mükemmel örtü alıyor. Ve mükemmel örtü aldığı için örtü veya mükemmel örtü avantajına sahipse tüm dezavantajlara karşı dokunulmazlık kazanıyor. Yani rakip bir avantaj kaldırma gibi bir şey yapmadığında madamlı, madamlı bir rakibe girmediğiniz sürece bu kahraman aynı direnç kasmışsınız gibi de Rakipten bir dezavantaj yemeyecek bu arada becerilerini çok uzun olduğu için okumuyorum ee, videomuz uzun olmasın diye ama anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar A3 A2 becerisinde de bir düşmana saldırarak %80 ihtimalle iki tur boyunca bir nazar dezavantajı veriyor kitaplarında bu dezavantaj %100 bir şekilde nazar dezavantajı bu e, becerisinin pasifi de var pasifi de oldukça güzel bir düşman bu şampiyona ya da bir müttefike bir dezavantaj ve vermeyi her denediğinde bu dezavantajı %55 ihtimal yüzde %75 ihtimal ile nazar dezavantajı olan bir rakibe yansıtıyor bu verilen verilmeye çalışan dezavantajı ve A3 A1 becerisi de güzel fena değil A1'e göre bir düşmana iki kez saldırır. eğer bu şampiyon %50 veya daha fazla HP'si var ise her vuruş hedefin dönüş metresini %7.5 azaltacak diyor arkadaşlar çalacak diyor pardon azaltmayacak kadarını çalar diyor. Yani iki kez vurduğunda %15'lik bir dönüş metre çalmış olacak rakipte. Oldukça güzel. Eğer bu şampiyonun HP'si %50'den düşükse eğer her vuruş bu şampiyon bu şampiyonu verilen hasarın %30'u kadar iyileştirir. Şimdi bu becerilerini okuduğumuzda ne anlıyoruz? Bu arada kahraman destek türü, hiçlik türü bir kahraman ve gölge soy endeksinde ne anlıyoruz bu becerisi, becerilerini okuduğumuzda? A1'inde dönüş metre çalabilmesi için, A2'sinde nazar dezavantajı verebilmesi için, A3'ünce rakibin becerilerini soğumaya alabilmesi için bu kahramanın güzel bir isabete ihtiyacı var. Ve bu kahramanı kullanacağınız yere göre de hız kesinlikle bu kahramanda şart. Özellikle arena takımınıza koyacaksanız... Hatta yargıcınızdan bile hızlı yapmaya çalışın derim. Yani hızlı olsun ki rakip A3 becerilerini kullanmadan birazdan göstereceğim A3 becerisini kullanarak rakibin becerilerini soğumaya alabilir veya farklı taktikler ile müttefikleriniz hasar vurduktan sonra bunu kullanırsınız. Hem hasarları A3 becerisini tekrar onların sıfırlar hem de rakibin A3 becerilerini A2 becerilerini soğumaya alır gibi de taktikler yapabilirsiniz. Her şeye açık bir kahraman ve pasifine baktığımız zaman mükemmel örtü avantajı alan bir kahraman ve bu avantajı aldığı için de herhangi bir şekilde rakipten bir dezavantaj yemiyor. Yani biz bu kahramana direnç kasmasak dahi rakipten bize bir dezavantaj gelmeyecek. Bu mükemmel örtüler kalkmadığı sürece rakipten bize bir dezavantaj gelmeyecek arkadaşlar. Kahraman her şeyle çok şahane bir efsanevi kahraman. Yani burada becerilerini okuduğumuz zaman biz bu kahramana hız ve isabet kasacağız. Hasar beklemeyeceğiz. Kritik oran, kritikleme kasmayacağız. Çünkü destek türü bir kahraman en iyi destekçiyi hangi destek türü kahramana koyarsanız koyun ben Venüs'te bir birçok kez denedim. Klan boss'ta hasar yüksek olsun diye atak kastım ama Fayne'nin vuruş hasarları bile vezir şeyden Venüs'ten daha yüksek çıktı. Yani onun için destek türü kahramanlara atak, kritik oran, kritik demek demek kasmak biraz saçma olur. Hani kalıntınız çok çok iyidir. Siz isabet ve işte hız HP kasmaya çalışırken İstemeyerek atak kasmışsınızdır. İstemeyerek oran demeç kasmışsınızdır. O farklı bir şey ama elinizdeki kalıntılar benimki gibi kısıtlı ise sadece hep şey hıza ve isabete olursa HP defans olmazsa hız ve isabet bile bu kahraman için yeterli olacaktır. Şimdi hız olması için 4 tane hız kalıntısı kuşandım ve 2 tane de isabet kalıntısı kuşanarak hem isabetini yüksek yapmaya çalıştım hem de hızını yüksek yapmaya çalıştım. Bunun için Üstlerde kuşandığımda Üstler bildiğiniz gibi ana istatistikler değişmiyor ama hıza ve isabetlere dikkat ettim özellikle Hıza ve isabetlere üstlerde ve alt eldivenimiz Arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi yine hıza ve isabete önem gösterdim yani Ana istatistiğin hiçbir önemi yok benim için şu an yani daha iyisi olabilirdi yüzdeli bir HP yüzdeli bir defans Ana istatistik olabilirdi eldivende Ancak elimdeki kalıntıda yüzdeli HP yüzdeli defansların Oranlara alt oranlara hız ve isabeti kötüydü o yüzden bu şekilde kuşandım ve göğüsünü kesinlikle isabet kuşanacağız ve altta hıza verdi oldukça güzel oldu ve botunu da kesinlikle hız kuşanacağız arkadaşlar. Peki bu kahramanın sancağı ne olacak? Tabii ki isabet ihtiyacımız ol olacağı için sancağını isabet kuşandım ve tılsım normalde atak tılsım kuşanmam. Yani defans veya HP özellikle HP tercih ederim ben bu tarz e, destek türü kahramanlar ancak HP sancağım yok maalesef altta isabete veren bir HP sancağı yok o yüzden şu anlık atak kuşandık hatta yükseltmedim çünkü alttaki çıkacak oran hiçbir faydası olmayacak bana. Ve yüzük HP veya defans olabilir ama alt istatistiklerde yüzdeli HP, yüzdeli defans falan olan bir yüzük olursa çok daha iyi olacaktır. Şimdi arkadaşlar kahramanımızın ustalığına geçelim. Bu arada kahramanı söylemiş olduğum gibi kitaplamadım. Kitapladığımda çok daha kaliteli bir kahraman olacak. Ve ustalığını şöyle hızlı bir şekilde açıyorum sizlere birlikte bakalım. Açmış olduğum tüm kahramanlardaki ustalıkların hepsinin bir nedeni var. Yumekado olduğu gibi. Şimdi sizlere tek tek anlatmayacağım bunların tek tek ne anlama geldiğini ancak açacağınız bu ustalık bence e, bu kahraman için çok ideal bir ustalık. Hem arenada hem zindanlarda hem bossta şey e, grup savaşlarında boss gibi yerlerde kullanılacak oldukça güzel bir e, ustalık. Ve aynı zamanda bu kahraman ustalık sayesinde kalıntılardan almış olduğu oranları bonuslara arttırırken ve isabetlerini de ustalık sayesinde arttırdım. Ve almış olduğu kritik hasarlar düşürerek e, aynı zamanda ufak da olsa bir dönüş metre desteği alsın dediğim savunmadan açmış olduğum bu ustalık sayesinde. Yani şu ustalığı açın hiçbir yere hiçbir e, şeye kılavuza bakmanıza gerek yok arkadaşlar. Yumiko için en ideal ustalık diyebilirim. Şimdi gelelim kahramanımızı bir gün içerisinde kullandığım yerlere. Tabii ki bunu arenada kullandığım arena takımım bildiğiniz gibi benim biraz sıkıntılı. Çünkü platin ligine çıkmaya çalışıyorum. Çıkıyorum da o platin liginde sabit olarak kalmaya çalışıyordum. Ve şu an tabii ki platin hatta altın ligine de değilim. Daha altlarda gümüşteyim. <laughs> Daha dün bronzdaydım. Tabii ki bunu en kısa sürede altınlara çıkaracağız. Umarım platin ligine de çıkarız. Ve şu an yani uğraşacağız arkadaşlar buraya için. Evet oyunu biraz ara verdiğim için lig düştüm bayağı bir. Şimdi şöyle bir rakibe girelim. Yani bu ligde de bana uygun bir rakip yok arkadaşlar maalesef. Yani yok diyoruz ama belli olmaz şimdi yenileriz falan. <laughs> şöyle gelinli bir rakip var karşımızda. Evet kullanmış olduğum takım bu şu an için yani Yumaköy ile birçok taktikler takımlar yapılabilir aslında elimde de uygun kahramanlar var prens de konulabilir yanına. Hasarcı olarak Turandam işte ee, şey yargıçla falan hız takımı yaparıp yapabilirim. Lisandra ile dönüşme şey zayıflatma, defansız azaltma verdikten sonra tekleyebilirim rakibi gibi veya daha farklı şeyler de yapabilirim ama şu anki direnç takımından ben çok memnunum zaten. Biliyorsunuz sevdiğim bir takımdı. Bunu bu takımın içerisine dahil etsem ne olur diye düşündüm. Bence güzel oldu. Çünkü buraya koymuş olduğum kahraman. Lisandra'ydı veya Rektör'dü. yani bence ikisi hiç ikisi ikisi yani ikisinin yapmış olduğu vazifeler farklı ama bu kahraman bence biraz daha takımına fayda sağlayabilir. Tek sıkıntı yüzdeli bir eldiven e, HP'li bir eldiven bulsam işte Sanchez'ini tılsımını HP falan takıp bu kahramanın HP'sini biraz daha arttırsam bu takım çok dayanıklı. Yani onun için onları gibi bir yüksek HP'lere çıkabilseydim yüksek hız ve isabetlerde çok şahane olurdu. Biraz kalıntılarda eksiğim var benim de. Yani kalıntı kasmam gerekiyor. Ejderhanın 25'inde. Evet şöyle girelim. Evet bakalım rakipte neler olacak. Evet. Bir bu arada keyif de veriyor arkadaşlar. Yani arenada şu an gördünüz mü? Otoda savaşıyoruz. Rakibin becerilerini soğumaya aldı. Yani rakip A3, A2 becerileri kapandı şu an. 3 tur boyunca kapattı. Yani gelin Görmüş olduğunuz gibi dezavantaj bloklama gibi şeyler veremedi rektör. Görmüş olduğunuz gibi birazdan iyileşme yapamayacak. Ve aynı zamanda Brogni kalkan veremedi. Bunlar rakibi yenmemiz için artık önünü açıyor. Yani 3 tur boyunca rakibi bitiriyorsunuz zaten. 3 tur rakip A3 A2 becerisini kullanmadığında ve rakibi tekleyecek özellikle tekleyecek bir kahraman da var ise takımınızın içerisinde eyvah eyvah diyebiliriz. Bu arada bu arada Burada bir hata yaptık. Gelini işaretlemek gerekiyor. Yani 3 tur boyunca rakibi kitletik ama canlandırmacıyı işaretlemedik. Yani işaretleyip ilk olarak onun işini bitirmek gerekiyordu. Şimdi tekrar canlandıracak büyük bir ihtimalle değil mi? 3 tur geçti. İşimiz uzadı yani bu arada sohbet ederken. Evet işimiz uzadı. Zaten bir tanesini canlanma bloklamayla almışız. Bu arada elindeki <laughs> mürit de bir başka canlandırmacı arkadaşlar. Evet bunda da güzel set kuşanmış. Arena'da en sıkıntılı rakipler böyle düşesli gelinli hani böyle devamlı canlandırmacı rakipler. Yani birini öldürüyorsunuz birini canlandırıyor. Birini öldürüyorsunuz birini canlandırıyor. Rakibe bir canlanma bloklamacı ee, yoksa işiniz zor bu tarz rakiplere karşı ki. Benim elimde Mortu var bildiğiniz gibi çok sevmiş olduğum bir efsanevi kahraman. Değeri çok fazla biliniyor mu bilmiyorum ama ben çok seviyorum bu kahramanı. Rakip teklemekte çok güzel. Evet tek sıkıntısı hamle alması gerekiyor. Rakibin vurması gerekiyor o gizli becerisini açması için. Onun dışında oldukça başarılı bir kahraman. Evet uzun sürdü ama yendik. Yeneriz de zaten. Burada yenemeyeceğimiz bir rakip var mı? Şunlar biraz sağlam görüyor. Şimdi sağlam görünüyor. Şimdi Möko'nun hızı bildiğiniz gibi 280-290 hızındaydı değil mi? Yani hızda Mortu'nun da avrosuyla bu hızı biraz daha arttırdık. Ancak rakipte bir yargıç var. Bu bir hız takımı ve bizden hızlı çıkarsa e, tekleyebilir mi? Tekleyebilir. Neden olmasın ki göreceğiz birazdan. Yani hız takımı içerisinde bence Möko daha başarılı olabilir gibi düşünüyorum. Ama benim biraz hız kalıntılarımda da sıkıntı var. Yargıcın hızını böyle 250'lere doğru yaklaştırabilsem direkt hız takımına dönerim ancak şu an için yargıcın e, hızını 250 olması da 230'lara falan 240'a falan çıkamıyorum maalesef kalıntım el vermiyor. Mortu gittiyse işimiz zor arkadaşlar. Daha kral da gidecek. Evet şöyle şunu bir tekleyelim bakalım. Evet. Bu ligde yenildik değil mi? Neden? Çünkü rakip bizden hızlı çıktı ve e, müttefik saldırısı yaptı devamlı. O da bizi bitirdi maalesef. Evet şöyle bir kez daha bakalım. Şunu bir kez indirebilseydik. Evet, bunlara mesela ne olabilir? Böyle bir rakibe girerken mesela bir canlandırmacı eksiğim çok büyük arenada benim. Yani rektör kullanıyorum arkadaşlar. Yargıç kullanmak istemiyorum. Ama bir düşes veya düşes olsa hatta gelinden çok daha istemiş olduğum bir kahraman. Bu tarz rakiplerde işini bayağı zorlaştırabiliriz. Neyse arenada gördünüz, duydunuz, anlatmaya çalıştım. Her şekilde kullanılabilir. Evet şöyle bir kez de zindanlarda yapmış olduğum takımda göstermek istiyorum sizlere. Zaten biliyorsunuz bu takımı da. Yani sadece olabileceğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi zindanlara girdiğimiz zaman zindanlarda mesela ejderha hayvasında deneyelim kahramanı. Şimdi bildiğiniz gibi bizim prensli veya muhalifli bir turlarda dönüş metre boşaltarak geçtiğimiz bölümler vardı. Bildiğiniz gibi turları seri şekilde kesebilmemiz için bu şekilde taktikler yapıyorduk. Max HP hasarı veya zehir hasarı. Bunu yapmak için de muhalife veya prense veya Yumoke gibi e, müttefiklerin dönüş metresini şey dönüş metre diyorum. Becerilerini soğutan kahramana ihtiyaç vardı ki ben prens kullanıyordum. Daha eskilerden e, muhalif kullanıyordum. Sonra prens çıkınca prens kullanmaya başladım ve artık şimdi Yumeiko kullanmaya başladım ve başlayacağız ve artık bu şekilde olacak. Arkadaşlar turlarda görmüş olduğunuz gibi rakibin e, becerilerini soğumaya almasından ziyade müttefiklerinin becerilerini sıfır, sıfırlaması sayesinde Turları seri bir şekilde geçerek baş patrona direkt olarak geliyoruz. Evet baş patrona geldik. Prense göre sık e, zindanlarda e, vermiş olduğu nazar dezavantajı sayesinde prensden ekstra bir artısı var. Evet görmüş olduğunuz gibi. E, ve o işte turlu savaşlarda prens rakibin dönüşme dönüşmetre diyorum hala. Becerisini soğumaya alamazken Yumeko rakibin aynı zamanda 3 turda olsa becerisini soğumaya alıyor. Zaten Aleri'de anlatmaya çalıştım. O beceri soğumaz sayesinde de rakipteki kahramanlar A3, A2 becerilerini kullanamadığı için e, sizi kesmesi zorlaşıyor arkadaşlar. Bunun için Yumeiko kullanacaksanız eğer kesinlikle ve kesinlikle yüksek isabete ihtiyacınız olması gerekiyor. Yani ben biraz önce gösterdim mi toplam istatistikleri. 500 küsür 500 üstü bir isabet kastım kahramana ancak bu isabeti daha da yükseltmek gerekir aslında. Çünkü üstlüklerde altın liginde filan dirençleri 600 benim mesela daha kıranlı direce 600 galiba değil mi? 600'lerde direnç rakipler var karşımızda. Yani onlara dezavantaj verebilmemiz için, becerilerini soğumaya alabilmemiz için bizim Yumeko'nun isabetinin yüksek olması gerekiyor. O dirençten daha yüksek isabetlere sahip olması gerekiyor. Yani onun için de bu kahramana isabet her şekilde şart. Tabii ki hızlı olursa rakip A3-A2 becerisini kullanmadan becerilerini soğumaya alırsa da tadından yenmez. Evet şöyle... Burayı da keselim. Toplam istatistiğini göstermemiştik. Onu da gösterelim. Sonra da videomuzu sonlandıralım. Toplam istatistiğinde size hız ve isabet şeylerini göstereceğiz. Önemli olan onlardı zaten. Evet. Bu arada sizin de görüşleriniz benim için gerçekten önemli. Yani ilk defa kullandığım bir kahraman hesabında veya hatta takipçi hesabında da kullanmadım. Yani ilk defa kullandığım bir kahraman sinenizde vardır ve böyle fark etmiş olduğunuz bir durum vardır. Kesinlikle yorumlarda belirtin, en azından yorumlarda konuşup görüşüp tartışabiliriz arkadaşlar. Evet şimdi şöyle kahramanımıza geçelim. Evet, toplam istatistiğine de bakalım. Evet burada toplam istatistiğine bakıyorum ve toplam istatistiği kahramanımızın 34-38 bin HP düşük bir HP efsane bir kahraman olarak çünkü herhangi bir şekilde HP odaklanamadık eldiveni dahi HP takamadım. Ata yüksek değil ki bu kahramandan hasar beklemek yanlış olur ve defansı 2500 güzel aslında da şurayı bir 55-60 bin HP falan çıkarsaydım güzel çok daha güzel bir kahraman olurdu hızı 290 Bence düşük bir hız En azından 300 üstü bir hız çok daha iyi olabilirdi bu kahramanda kritik oran kritik demeç hasar vurmayacağımız için bir önemi yok direnç kasarsak daha iyi olabilir ancak rakibe e, müttefiklerinde şey Pardon Tura başladığında örtü olduğu için rakipten bir dezavantaj yememe gibi bir durumum var ancak yani şimdi hem direnç kasayım, hem isabet kasayım, hem hız kasayım. Hepsi bunlar bir arada olmuyor. Çünkü göğüstük direnç kas takarsınız. Bunda isabetten kayıp verirsiniz. Yani o yüzden direnç kasmaya bence bu kahramana gerek yok. E alt istasyondan çıkarsa o farklı bir durum. Kalıntınız çok daha iyidir ama tutayım da ben bu kahramana 500 direnç kasayım, isabeti 250'de kalsın falan demeyin veya 300 direnç kasıp 100 isabetle bu kahramanı kullanmayın. Yani direnç şu an için bu kahramana ihtiyaç yok. İsabeti de görmüş olduğunuz gibi 220 şey pardon 529 güzel bir isabet ama ben altın liginin üstünde altın beşin üstünde hedeflediğim için kendimi buraya en azından 650 isabetlere çıkartmam gerekiyor bu hızla ve daha yüksek hızla. Arkadaşlar yani yapılabilecek kalıntımızdaki Oranlar bunu yapabildik yani sizin kalıntınız ben benim kalıntılarımdan daha iyidir hızını 330 yaparsınız isabeti 600 yaparsınız çok daha iyi olur veya benim kalıntılarımdan kötüdür hızı 250 olur isabeti 400 olur gibi o da güzeldir yani o şekilde de o bölümünüzde de o şeyinizde de liginizde de sizi götürür her şekilde yani bu dikkat etmeniz gereken kalıntılara oranlara takılmamanız gerekiyor bu tarz rehber videolarında her zaman söylüyorum. Vermiş olduğum oranlara uymanız gerekiyor. Yani ben isabete yüklenmişsem bu kahramanda sizin de isabete yüklenmenizi tavsiye ederim. Hıza yüklenmişsem siz de hız yapın. Ustalığı ben nasıl açmışsam o şekilde açabilirsiniz. Ama kalıntı 4 kalıntı hız takmışım bir isabet takmışım. Bu hiçbir şey fark etmiyor. Siz farklı kalıntılar ile bu oranlardan daha yüksek şeyler de yakalayabilirsiniz istatistikler. O yüzden onlara takılmayın. 4 hız kalıntısı, 1 isabet kalıntısı kuşanmış. Ben de öyle kuşanayım demeyin. Elinizdeki en iyi kalıntı hız ve isabetlerden nereden yakalıyorsanız o kalıntıları kuşanın. Ve bu şekilde oranları yakalamaya çalışın. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Umarım yine yeni bir hiçlik türü özellikle efsanevi kahraman çıkartırız. Ve yeni bir rehber videosu daha hazırlarız. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.